Of, ne yapacağız internetsiz? Ya bende var. Nasıl bağlandın? Haluk amcalarda. Şifreyi biliyor musun? Evet, zaten modemi de ben kurmuştum. Bunu da bağlasın mı? Gato. Kaç yıl oldu biz görüşmeyeli Meltem? Vallahi 6-7 yıl oldu herhalde. Hı? Ciddi misin? Ay zaman nasıl geçiyor ya? Ah, bakalım ilk kim geldi. Kim? Kim? Selçuk Bey mi? Söylemem, sürpriz. Tata! Ben geldim. Nasılsınız? Meltem'cim çok güzelsiniz. Hiç değişmemişsiniz kızlar. Ay, harikasınız. Ay, sağ olun. İyi gördüm sizi. Vallahi sen de çok iyi görünüyorsun. Sağ olun arkadaşlar. Eviniz de çok güzelmiş. Merhaba Emine Hanım. Hoş geldiniz Engin Bey. Sağ olun, hoş bulduk. Geçsene Engin. Teşekkür ederim. Kim geldi Emine? Bu kuyruk Engin. Arkadaşlar, Selçuk Bey'in yeni halini çok merak ediyorum. Saçları gece rüyama giriyor ya. Tabii hepimiz merak ediyoruz da yani sonuçta bu da adamın özel hayatı. Çok bizi ilgilendirmemeli. Ya öyle diyorsunuz da Meltem Hanımcığım. Adamı 6 aydır takipteyim. Hep eski saçlı fotoğraflarını paylaşıyor. Aklı sıra kamuoyunu alıştırmaya çalışıyor. Diyemezler. Ayrıca da bir şey söyleyeyim size. Bomba bir haber. Selçuk Bey'in, sıkı durun, genç bir sevgilisi varmış. Hem de kendisinden 25 yaş küçük. Biliyoruz Engin. Biliyorsunuz ve bunu merak etmiyorsunuz. Ediyoruz tabii ki canım, etmez mi? Siz tabii ki ediyoruz değil mi Meltem? Ben geldim. Hoş geldin. Haluk atıp durma şunu, vallahi kıracaksın camı ya. Ay yakışıklı. Vay Haluk abim be. Taş gibisin hakikaten be. İyi gördüm abi. Nasılsın? Abi iyiyim iyiyim de biraz heyecanlıyım ya. Bizim bu dekolte kafa saç ektirmiş. Son halini çok merak ediyorum. Ya ben de onu anlamıyorum ya. İnsan bu yaştan sonra niye saç ektirir ki? Abi ektirmez normalde de. Selçuk Bey'in kendisinden 25 yaş küçük genç bir sevgilisi varmış. O ısrar etmiş ektir 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 diye. Oğlum insan sevgilisi istedi diye saç mı ektirir? Ektirmez de işte Selçuk Bey'i biliyorsun. Yani o biraz light bir erkek zaten. Aynen abi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hazır seni yakalamışken yıllar oldu ya. Şöyle bir paylaşım yapayım abi ha. Ne dersin? Gel, yap story. Bakalım. Gel. Dur, dur. Vay, dur, vay, Engin, vay. Biz de girelim. Vay Meltem, gel, dur. Gel. Evet. Gül, gel. Evet. Sayacı açtım. 3, 2, 1. Harikasınız. Çok iyi çıkmadım ben galiba ama neyse. Yok yok gayet. Biraz kilolu çıktın ama. Hayır canım, niye kilolu çıkayım? Çekeriz, çekeriz. Abi, bir şey söyleyeceğim. Ev muhteşem. Hakikaten ya. Nereden parayı buldun abi, hayırdır? Yok tabii oğlum, bizim eski ev ya, kentsel dönüşüm. Onu yıktılar, onu diktiler. Abi iyi dönüştürmüşler. Yalnız burası adaları falan görüyor galiba abi. Oo, ben... manzara muhteşem. Çık bir bak. Abi bir bakayım. Olağanüstü. Adalar emrinde, öyle yani. Süper. Hayır oğlum. Ne? Bilerek yapmadım ki. Vay vay vay, manzaraya bak be, yıkılıyor. Kılkuyruk Engin sen misin? Efendim, pardon? Kılkuyruk Engin diyorum. Sen misin diyorum. Size de merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Ben geldim. Nasılsın? Ay, iyiyim. Ay, hoş geldin. Evet. Biz de. Haluk Bey. Merhaba Yasemin. Hoş geldin. Hala sinirli bir insan mı böyle? Hadi buyurun. Buyurun. Yasemin. Engin. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ben de çok iyiyim. Harika görünüyorsun. Hiç değişmemişsin. Yok canım. Çok değiştim. Evlenmişsin? Evlendim tabii. Çocuğum bile var. Filipinli bakıcım, 2 tane arabam, şoförüm, her şeyim var. Dikkat edersen çalışmıyorum artık. Büyük vurdum voleyi. Mutluluklar Yaso. Teşekkür ederim. Mutluyum zaten. İhtiyacım yok. Bir de çekinelim. Otursana Engin. Evet. Engin, Selçuk Bey geldiği zaman sakın abuk subuk bir şey yapma bak, rica ediyorum. Tamam, tamam. Aa, Selçuk Bey ne yapıyor? İyi, ne yapsın? Son aldığımız haberlere göre genç bir sevgilisi varmış. Hem de kendisinden 25 yaş küçük. Aa, Orçun online. Ay nasıl girdi bu çocuk? Ben modemi kapattım, şifresini de değiştirdim. Telefondan da bağlanamaz.
Bizden bağlanmıştır. Biliyor mu şifresini? Biliyor tabii ki. Modemi o kurdu. Meltemciğim, rica ediyorum. Ben hemen şifreyi değiştiriyorum. Dominant Teok annesi. Ajan gibi. Sen karışma Haluk. Ne demek karışma? Velisiyim ben. Efendim Selçuk Bey. Tam oradan sağa dönüyorsunuz. Bekliyoruz. Hoşça kalın. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben Selçuk Bey'i görüp kaçacağım. Akşam yemeğine kalamayacağım. Sorun değil, değil mi? Niye? Niye? Engin'cim çünkü çocuk bensiz uyumuyor. Biz şimdi büyük bir villada oturuyoruz. Böyle havuzlu falan. Ondan sonra büyük bahçemiz var. Köpeğimiz var. Köpek de büyük tabii. Bahçe büyük olunca. Filipinli'den bahsettim değil mi? Filipinli bakıcım var. Yüzüğü gördünüz mü? Aha! Geldi. Arkadaşlar ben çok heyecanlıyım ya. Kalbim duracak gibi. Benim durdu galiba. Ben en çok genç sevgilisini merak ediyorum. Sana ne? Niye merak ediyorsun? Aç, aç, aç. Hadi. Hadi. Sağ ol anacığım. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Çok mersi. Sağ ol. Buyurun, buyurun, ne olur. Şey yapmayın. Ne haber? Nasılsınız? Gel Tuna, gel. Geldi. Ha, işte bu sefer. Dur. Hoş geldiniz Selçuk Bey. Hoş bulduk Gönül Hanım. Yasemin. Merhaba. Engin. Ben şok. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Haluk Bey. Merhaba. Nasılsınız Haluk Bey? İyiyim. Bu kadar herkes buradayken bir selfie çekelim öyle değil mi? Tamam çekelim. Evet. Tabii çekelim. Tabii. Biraz kaldırırsanız. Yukarı, evet. Evet. Haluk abi, hava da bayağı sıcak değil mi? Ne dersiniz sizce de? Yani bence de. Yani o kafanızdaki şeyi çıkarsanız daha iyi olur. Haluk Bey, ben çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Böyle gayet iyiyim. Selçuk Bey, Haluk abi gerçekten çok haklı. Bence de. Yani terlersiniz, sıkılırsınız. Çıkartın diyorum. Bence de. Engin, iyiyim. Gayet iyiyim. Peki ısrar etsem değil mi yani? Israr etsem size. Yani bunu böyle bir çık... Engin, iyiyim. İyiyim, iyiyim. Maşallah. Selçuk Bey, yalnız gelmişsiniz. Evet. Arkadaşım gelmedi. Demek ki doğruymuş. Selçuk Bey, kaba kalır mısınız? Teşekkür ederim. Çok trafik vardı bugün değil mi? Vallahi çok zor geldim. Hem de motosikletle gelmeme rağmen. Müthiş yoğundu. Hele o hafriyat kamyonları. Ya ne işi var onların trafikte, ben anlamıyorum yani. Pardon? Ne demek ne işi var onların trafikte? Haluk, o hafriyat kamyonları trafiği sıkıştırıyor evet. Abiciğim. Ana! Zero Efendi'ye bakın hele. Trafikte sıkışıyormuş. O kamyonlar olmasa sen böyle evlerde oturabilir misin ha? Hem alttan ısıtma olsun, üstten soğutma olsun, yok depreme dayanıklı olsun. Eski evleri yıkalım, yenilerini yapalım. O olsun, bu olsun ama hafriyat kamyonları olmasın ana! O hafriyat kamyonları olmadan kentsel dönüşüm nasıl olacak ha? İnşaat sektörü ne olacak? Bir kere inşaat sektörü durursa eğer kaç aile işsiz kalacak biliyor musunuz siz? Tanıştırayım Haluk. Evet memnun oldum, ben Haluk. Bir kere bir şey daha söyleyeyim pardon bir şey daha söyleyeyim. O hafriyat kamyonlarının şoförleri de o kadar meraklı değil sizin öyle sosyetik sokaklarınızda, dar sokaklarda öyle direksiyon sallamaya. Ama mecburlar.
ekmek parası peşinde koşuyorlar. Haluk Bey, kusura bakmayın ama geçen gün beni bir tanesi eziyordu. Motosikletle görmedi. Görmez tabii. Kamyon o. Kör noktaları var. Yanına yaklaşmayacaksın. Yol vereceksin. Bir kere yokuş çıkıyorsa eğer sen kenara çekileceksin, bekleyeceksin. Neden? Çünkü kamyon durursa kalkamaz yine. Adı üstünde. Ağır vasıta. Tamam Haluk. Yani çok önemli bir iş yaptıklarını biz de biliyoruz. Kabul ediyoruz. Ama sen de biliyorsun ki bazıları da yani koca bir kamyon kullandıklarını farkında değiller. Spor araba kullanır gibi kullanıyorlar. Olabilir. Her işin iyisi var, kötüsü var. Neyse efendim. Şimdi diyorum ki Haluk abi yani gerçekten sıcak ve bence biz bir kez daha şansımızı denesek mi acaba Selçuk Bey'den sarhoş? Engin, kaç kere daha söyleyeceğim? Böyle gayet iyiyim. Sizin için yani çok sıcak dedim. Emine, dolma çok güzel olmuş. Bayıldım, bayıldım. İncecik de sarılmış, çok güzel. Ben yapmadım. Kükrek Kadriye yaptı. Söylerim. Aa. Yaptığın dolmayı çok beğendiler. Beğenecekler tabii. Süsleneceğim diye açlıktan ölüyorlar. Görmedin mi ne yiyorlar? Çimen suyu içiyorlar. Çimen suyu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel Kemal amcam. Gel böyle yanıma otur. Abi lütfen. Merhaba Kemal Bey. Merhaba canım. Nasılsınız? Tamam. Aa, bayağı yakışmış ha. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Yakışmış da bu sıcakta bile çıkartmıyor Kemal amca, ne iş? Niye? Yani ne bileyim. Baba, dolma almaz mısın? Vallahi çok güzel yani. Alırım canım. Sağ ol, teşekkür ederim. Selçuk Bey, siz neler yapıyorsunuz? Meltem Hanım, özgürlüğümün peşine düştüm. Anın tadını çıkarıyorum. Akışa bıraktım kendimi. Bir motosiklet aldım. Arkadaşlarım da var. Hepsinin motosikleti var. Türkiye'yi geziyoruz, yurt dışına gidiyoruz. Bol bol seyahat ediyoruz. Çok iyi yapıyorsunuz. Evet. Sinek. Ya ben bir şey soracağım. Bu motosiklet tehlikeli değil mi? Vallahi Haluk Bey hep öyle derler ama belli eğitimleri aldıktan sonra, kuralına göre kullandıktan sonra tehlikeli değil tabii. Düşünsenize, ben bile öğrendim. Yani tabii. Biz öyle biliyoruz böyle hani iki teker, ne bileyim, tehlikeli diye düşünüyoruz. Ama söylediğiniz de doğru tabii. Peki işler? Meltem Hanım, konumla ilgili konferanslar veriyorum. Şirketlere gidiyorum, üniversitelere gidiyorum. Arada sırada moderatörlük yapıyorum. İnanın çok mutluyum, çok mutluyum. Biliyoruz. Mutlu olduğunuzu biliyoruz Selçuk Bey. Gençte bir sevgiliniz varmış. Engin. Özel hayata girmeyelim. Yani. Ya şimdi, abi doğru haklısın ya. Bir yere kadar ya. Yani. Sürekli aynı şey. Efendim Merveciğim. Gönül abla, Orçun yok. Nasıl Orçun yok? Yok. Odasında da yok. Evin her tarafına baktım, gitmiş. Nasıl Orçun yok? Orçun yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı gemide yol alır. Tutarız bu evi.